bu ayet-i kerimenin nuzul sebebini anlatırken, bu ayet bu ayet-i kerime hakkında konuşurken konuyu eğer anladıysak fakat çok ilginç bir noktayla karşılaşıyoruz. Ayet-i kerimenin lafızlarıyla ayet-i kerimenin nuzul sebebi arasında hiçbir alaka yok. Yani mesela beklersiniz ki Allah olay üzerine ayet indirdiği zaman en azından olaya böyle bir işaret, bir telmih olsun olayın içerisinde. Olayın içerisinde kesinlikle böyle bir telmih yok. Bakın, öncelikle Allah Azze ve Celle diyor ki, men lem yahkum. Allah'ın indirdikleriyle kim hükmetmezse. Arap lügatında umum ifade eden bazı lafızlar vardır. Siz o lafızları kullandığınızda, yani o mübhem olan isimlerden herhangi bir tanesini kullandığınızda, umumiyet ifade eder. Yani kim bu fiili yaparsa yapsın. Müslüman, kafir, Türk, Kürt, Yahudi, Hristiyan fark etmez. Kim bu Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse diyor Allah Azze ve Celle فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bazı teknik ifadeler kullanacağım kardeşlerim affınıza sığınarak hakkınızı helal edin inşallah. Normalde kardeşlerim Arap lügatında bilenler ehlince malumdur. Müpteda ve haber dediğimiz isim cümlesinin ana öğeleri İkisi beraber eğer marife gelirse bu hasr ifade eder. Yani hasr ifade eder demek ne demektir? Şu demektir. Bir tek kafir bunlardır. Bunlardan başka kafir yoktur dermişçesine Allah azze ve celle şeyi tekit etmiş olur. Ayet-i kerimeyi tekit etmiş olur. Bu ayet-i kerimede de hüküm ifade eden cümle hem mübtedası marifedir hem de haberi marifedir. Ondan dolayı biz çok rahatlıkla diyebiliriz ki kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridirler diye tercüme etmiş olduğumuz zaman Allah'ın izniyle yanlış bir şey söylemiş olmayız. Yani kardeşlerim şunu anlatmak istiyorum. Her ne kadar olay Yahudiler hakkında inmiş olsa da Rabbimiz bu ayetin bütün insanlığı kapsadığını ifade etmek için bu ayeti umumi lafızlarla indirmiştir. Kim onların yapmış olduğu bu ameli yapar, onların yaptığı gibi davranırsa o Allah Azze ve Celle'nin yanında kafirlerin ta kendilerindendir diye Rabbimiz bize böyle söylüyor.